Merhaba sevgili izleyiciler. Hepimizin içmekten çok zevk aldığı, içerken kendimizi kral kraliçe gibi hissettiği, kokusundan, verdiği keyiften çok haz aldığı kahvenin faydalarını sizlere anlatmak istedim. Şimdi buyurun teker teker faydalarını inceleyelim. Kahvenin mutluluğa etkisi. Efsaneye göre Etiyopya'nın dağlık alanlarında yaşayan Kalde adındaki bir keçi çobanının kahve meyvesi yiyen hayvanlarının daha enerjik ve hareketli olduğunu, hoplaya zıplaya sağa sola kaçtığını, mutlu olduklarını görmesiyle ve bunu fark etmesiyle kahve keşfedilmiştir. Dolayısıyla siz de içerken kendinizi iyi hissettiğinizden kahvenin mutluluğa etkisini hepimiz biliyoruz. Buna bağlı olarak bir başka faydası da o anlık mutlu hissetmeniz değil, ruh hali değişimlerini önlemeye yardımcı olarak genel anlamda da daha mutlu hissetmenizi sağlar. JAMA'da yayınlanan 10 yıllık bir araştırmada kahvenin depresyonlu kişilerde ciddi bir ruh hali arttırıcı etkiye sahip olabileceği bulunmuştur. Mutluluk ve düzenli ruh halinin peşi sıra gelen yine ayrı bir faydası, depresyon riskini azaltır. Tabii ki bir insan kendini mutlu hissederse ve bunu daimi sağlarsa depresyona girmesi de kahve içerken zorlaşacaktır. Bir veya iki fincan kahve içmek sizi zihinsel olarak iyi hissettiriyorsa bunun bir nedeni var. 2014 yılında yapılan bir araştırmada kahvenin aslında içinde iyi hissettiren nörotransmitterleri arttırarak hafif bir antidepresan gibi davrandığı bulundu. Depresyon, yaşam kalitesinin önemli ölçüde düşmesine neden olan ciddi bir zihinsel bozukluktur. 2011'de yayınlanan bir Harvard araştırmasında günde 4 veya daha fazla fincan kahve içen kadınların depresyona girme riski %20 daha düşük olduğu bulundu. 208.424 kişide yapılan bir başka çalışmada günde 4 veya daha fazla bardak içenlerin intihar nedeniyle ölme olasılığının %53 daha az olduğu bulundu. Kahvenin zekayı geliştirmesi. Kahve içtikten sonra kafein kan dolaşımına karışır, oradan beyine gider. Kafein beyindeki kan damarlarını daraltır. Beyni daha enerjik hale getirirken öte yandan kalbe oksijen akışını azaltır. Uyarıcı etkisi olan kafein, enerjinin artmasını sağlar ki bu da zihinsel yetenekler için daha fazla konsantre olabilmemiz konusunda yardımcı olur. Kafein aynı zamanda beyindeki sinir hücrelerinin yani nöronların daha hızlı ateş almasına neden olur. Böylelikle hipofiz bezlerine hormonları serbest bırakması için bir sinyal gönderir ve adrenalin salımını tetikler. Ki bu da bildiğimiz savaş ya da kaç tepkisini doğurur. Zihinsel uyanıklığı yaratan, keyifli ve üretken olmamızı sağlayan bu adrenalin serbest bırakılmasıyla gerçekleşir. Peki ya zeka ile ilişkisi? Güncel araştırmalara bakacak olursak, kafein almış kişilerin daha etkili konsantre olabildiklerini ve bilgiyi daha kolay ve doğru bir şekilde çağırabildiklerini görüyoruz. 2000 yılında yapılan bir araştırmaya göre, kafein ve tavrin içeren içeceklerin, dileklerin zihinsel işlevlerine, duygu durumlarına ve iyi olma durumlarına olumlu etki yarattığı üzerinde araştırma yapılmış ve olumlu görülmüştür. Peki kahve, zihinsel yorgunluğu azaltmaya yardımcı olabilir mi? 2010 yılında yapılan bir incelemede, kafeinin vücudunuzu canlandırarak hissettiğiniz yorgunluğu azaltmaya yardımcı olabileceği bulundu. Kahve zekayı geliştirir mi dedikten sonra acaba hafızayı da güçlendirebilir mi diye aklımıza bir soru işareti geliyor. Kahvenin en iyi faydalarından biri de hafızanıza destek verme yeteneği. Kuzey Amerika Radyoloji Derneği tarafından yapılan küçük bir çalışmada araştırmacılar iki fincan kahvenin kafeinin daha yüksek beyin fonksiyonu üzerindeki etkisi nedeniyle katılımcıların kısa sürede hafıza becerilerini arttırdığı gözlemlenmiştir. Peki kahve, özellikle demans söz konusu olduğunda 2017 yılında yayınlanan bir çalışmada araştırmacılar bunamaya karşı koruyan bir beyin enzimini arttırabilecek 24 bileşik buldular.
ve kafein de bunlardan biri. Kahvenin zihinsel yorgunluğu azaltmaya yardımcı olması. Ofiste çok uzun bir geceden sonra ya da insanlarla çok haşır neşirseniz zihinsel yorgunluk yaşamak alışılmadık bir durum değildir. Daha ciddi sağlık sorunlarından kaçınmak için zihinsel sağlığınızı tekrar düzene sokmak istiyorsanız bir fincan kahve için. 2010'da yapılan bir incelemede kafeinin vücudunuzu canlandırarak hissettiğiniz yorgunluğu azaltmaya yardımcı olabileceği bulundu. Yine kahvenin başka bir faydası da tepki sürenizi iyileştirmeye yardımcı oldu. Nedir tepki süresi? Refleks hızınız. Son zamanlarda biraz yavaş hissediyor olabilirsiniz kendinizi. Vücudunuzu normal hızda çalışmaya geri döndürmek için gereken tek şey biraz kahvedir. Yine kahve koordinasyon yeteneğinizi geliştirebilir. Koordine olmak bir nimettir. Biraz yardıma ihtiyacınız varsa bunu kahveyle giderebilirsiniz. Nutrition dergisinde 2010 yılında yapılan bir incelemede kahvede bulunan kafeinin aslında nöromüsküler koordinasyonu geliştirdiğini ve beyin kaslarınıza daha hızlı mesajlar gönderilmesini sağladığını buldu. Parkinson hastalığı riskinizi azaltabilir. Parkinson yıllar içinde yavaş yavaş gelişir ve titremelere, yavaş hareketlere, konuşma sorunlarına ve diğer sağlık sorunlarına neden olur. Ancak kahve içmek bunu önlemede rol oynayabilir. Hareket bozukluklarında yayınlanan 2007 araştırması, her gün kahve içenlerin daha düşük riske sahip olduğunu buldu, sigara içmeyenlere göre. Kahve, baş ağrılarınızdan kurtulmanıza yardımcı olabilir. Ulusal Baş Ağrısı Vakfı'na göre kafein, kan damarlarını daraltan ve kan akışını kısıtlayan özellik içerir. Bu da başınıza yaşadığınız zonklayıcı ağrıyı hafifletmeye yardımcı olur. Aslında karışıma gerçek bir ağrı kesici eklediğinizde ağrı giderici etkiyi %40 arttırabilirsiniz. Kahve, kalp hastalığı riskinizi azaltmaya yardımcı olabilir. Yapılan araştırmalarda Türk kahvesinin kalbe bir nebze zararlı olabileceği ama filtre kahvenin de kalbe faydalı olabileceği hususunda. Kahve, diyabet riskinizi azaltmaya yardımcı olabilir. Yapılan araştırmalar sadece tip 2 diyabet geliştirme riskinin çok daha düşük olduğu hususunda. Kahve, sindirim hastalıkları riskinizi azaltmaya yardımcı olabilir. Yine kahvenin diyareye yani ishale iyi geldiği hususunda bilgiler mevcuttur. Kahve, bazal hücreleri karsinom riskinizi azaltmaya yardımcı olabilir. Amerikan Kanser Araştırmaları Derneği tarafından yayınlanan 113.000 katılımcının 2012 yılında yaptığı bir araştırma, günde en az 3 fincan kahve içenlerin içmeyenlere göre %20 daha düşük bazal hücreli karsinom geliştirme riskine sahip bulunduğu ispatlandı. Kahvenin diş ve diş etlerine faydası. 2009 yılında yapılan bir araştırmada kahve içmenin çürükleri ve bu diş çürümelerini önlemeye yardımcı olabileceği bulundu. Ancak kahveyi şekersiz içerseniz. Yine kahve sadece çürükleri ve diş çürümelerine karşı korumaya yardımcı olmaz. 2014 yılında yapılan bir çalışmada düzenli kahve tüketimi diş etlerine de yararlı olabilir diye bulundu. Kahvenin zayıflamanıza veya yakmanıza yardımcı olması. Birkaç çalışma kafeinin metabolizma hızınızı %3 ila 11 artırabileceğini göstermektedir. Diğer çalışmalar kafeinin özellikle obez bireylerde yağ yakımını %10 ve zayıf insanlarda %29 oranında artırabildiğini göstermektedir. Kahvenin batı diyetindeki en büyük özelliği antioksidan kaynağı olmasıdır. Bunun nedeni kahvenin antioksidan bakımından oldukça yüksek olmasıdır. Araştırmalar birçok insanın kahveden, meyve ve sebzelerden daha fazla antioksidan aldığını gösteriyor. Aslında kahve gezegendeki en sağlıklı içeceklerden birisi olabilir. Benim kahve hususunda söylemek istediklerim bu kadar. Şimdi faydalarını izledikten sonra kendinize bir fincan kahve yapın, arkanıza yaslanın ve güzelce film açın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın, hayırlı günler diliyorum.